Arkadaşlar merhaba. Kron Telekom'un bilançosuna bakacağız. Evet arkadaşlar, nakit döndürme süresi uzamış. Net işletme sermayesinde şu an için sorun yok. Net borç 21 milyon. Net döviz pozisyonu 56 milyon artıda. Nakit akışında sıkıntı var. Rutin dışına çıkan herhangi bir yatırım görünmüyor. Stoklar çeyreklikte %49 oranında azalmış. Dövizdeki yükseliş arkadaşlar kısmi etkisi olur. Sevgili arkadaşlar, döviz pozisyonu öz kaynakların %35'i kadar. Bu olumlu tabi. Bütün bunlardan bahsettikten sonra arkadaşlar gelelim faaliyetlere. Biz her şeye çeyreklik bakıyoruz. Ama her şeye çeyreklik bakıyoruz. Bir önceki çeyrekle bir sonraki çeyrek arasındaki yüzdesel değişimleri alacağız. Bir de bir yıl geriye gideceğiz. Kendisiyle aynı çeyreğe bakacağız. Hem mevsimselik var mı yok mu, hem de bir yılda kat ettiği yola bakacağız arkadaşlar. Başlayalım arkadaşlar. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla %72.68 oranında hasılat yaparken şu anda bu oran 40.92'ye düşmüş. Bir önceki çeyrek 45.14'müş. Dolayısıyla bu her iki çeyrekten kötü bir performans olmuş arkadaşlar. Gelelim faaliyet karına. Geçen yıl bu oran 25.25'miş. Şu anda 8.43. Bir önceki çeyrek 13.03'miş. Burada da her iki çeyrekten kötü bir performans olmuş. Gelelim net kara. Net kar geçen yıl 40.44 iken şu anda 10.02. Bir önceki çeyrek 22.57'ymiş. Bu da her iki çeyrekten kötü olmuş. Yani anlayacağınız faaliyetler sıkıntı da arkadaşlar. Bir önceki çeyreğe göre pek iyi değil. Gelelim öz kaynak büyümesine. Ondan önce değerlendirme yapmış mı arkadaşımız? Bakalım şöyle kapatarsak. Evet, gözükmüyor arkadaşlar. En azından değerlendirme yapmamış diyebiliriz yakın zamanda. Gelelim öz kaynak büyümesine. Geçen yıl bu zamanlar arkadaşlar öz kaynaklar %36.97 büyürken şu anda 9.85 olmuş. Bir önceki çeyrekte 27.05'miş. Dolayısıyla bu da her iki çeyrekten kötü bir performans olmuş. Bir sonraki çeyrekte şu 36 çıkacak, yerine 15 gelecek arkadaşlar. Burada da bir gerileme bekleriz. Eğer yaptığı işten bir hareket yapmazsa. Yıllık büyümeye bakınca arkadaşlar, geçen yıl bu zamanlar %73.94 büyürken şu anda 50.97'ye düşmüş. Bir önceki çeyrek 88.24'müş. Burada da her çeyrekten kötü bir performans sergilemiş. Fiyat hareketine bakarsak bizim baz aldığımız nokta 21.12.2021'de. Burası şart değil arkadaşlar. Ben burayı baz almışım. Siz başka bir noktayı baz alabilirsiniz. Oradan itibaren fiyatı ölçtüğümde fiyat 5.90'mış. Oradan bu yana öz kaynaklar %176 giderken fiyat da %182 gitmiş. Sevgili arkadaşlar, öz kaynak bir miktar fiyatın üstünde gitmiş. Halka açıklığı 56. Ben 50'nin üstündekilerine çok diyorum. Altındakilere de az diyorum. Öyle söyleyeyim. 5 yılın en düşük piyasa değeri defter dili 2.67. Şu anda 9.06'da yaklaşık 3.4 kat yukarıda arkadaşlar. 5 yılın en düşük piyasa değeri defter dili söyledik. Yabancı paranın öz kaynaklı etkisi 1.87 zaten. Dolar bir yere gitmedi. Dolar biraz daha giderse belki hesap kesim tarihine kadar bu oran %2 ya da 2.5'a kadar çıkabilir. Çarpanlara baktığımızda FK 26.98, piyasa değeri, defter değeri 9.06, çok yüksek arkadaşlar bu. %50 büyüyen bir şirket için. Fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi de 26 lira 84 kuruş olmuş. Şimdi arkadaşlar bir takım ölçümler yapacağız. Evvela şu ölçümü yapalım. Defter değerimiz, yani bizim ortak olduğumuz hisse başı düşen öz kaynak miktarına defter değeri diyoruz. O 1.84'müş. Onu %50.97 oranında çoğaltırsak bir yıl sonra bize 0.94 kuruş bir kazanç sağlayacak şirketimiz. Ancak biz ne veriyoruz şirkete? 17.06. Yani 17.06'yı şirkete yatırsanız kazanacağız para 94 kuruş. Peki 17.06'yı %44'ten faize yatırsanız 7 lira 51 kuruş. Yine 17.04'ü herhangi bir duran varlık alırsanız un, yağ, şeker, tuz
enflasyondan kaynaklanan kazanç hızı da 9.30 olacak. Dolayısıyla şu anki performansıyla alternatif getiri şirketin getirisinin 9.93 katı, yani 10 katı diyelim kısaca arkadaşlar. Şirkete yatırdığınızda 1 lira kazanacaksınız ama alternatif getiri size 10 lira sunuyor. Dolayısıyla ne yaparsınız arkadaşlar? Alternatif getiri tercih edersiniz. Tek başına bilançoya baktığımızda bilanço ne durumda? Yıllık büyüme %50.97. Bizim enflasyon rakamımız TEFE TÜFE bölü 2. TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamı arkadaşlar bu. Bunun altında bir büyüme sağladığı için enflasyonun bu bilançoya güzel demiyor. Zaten bilanço iyi değil. Kendisini enflasyona karşı koruyamamış. Kendisini enflasyona karşı koruyamayan şirket yatırımcısını da koruyamaz diyoruz. Bu kadar kısa ve net. Diğer bir şeye geldiğimizde arkadaşlar defter değeri, büyüme, fiyat arasında büyük bir çelişki var arkadaşlar. Bir kopukluk var. Bunun düzgün olması için birinci koşul öz kaynak büyümesinin çok çok yukarı gelmesi lazım. Ne olması lazımmış? Şurayı kopyalayıp yapıştıralım arkadaşlar, göreceğiz. Bakın nasıl eşitlenecek. Şimdi arkadaşlar eğer büyüme evet 506 olduğunda gördüğünüz gibi yıllık büyüme şirketin kazancı 9.30 olur. Enflasyon da 9.30 olur, eşit olur. Demek ki ya %506 büyüyecek şirketimiz arkadaşlar veyahut da fiyat öyle bir noktaya gelmeli ki arkadaşlar enflasyon getirisi şirketin getirisi eşit olmalı diyoruz. Evet, gördüğünüz gibi 1.72 olursa da fiyat şirkette enflasyon getirisi eşit olur. Peki o zaman bunu mu iddia ediyoruz? Ne demek istedik? Yani 1.72 mi olacak? Öyle bir şey söylemiyoruz arkadaşlar. Bu tamamen matematiksel bir çalışma. Biz 1.72 olacağını iddia etmiyoruz. Ya da fiyatın nereye gideceğini, fiyat burada 17 liradan 17 milyona bile gidebilir. 17 bin liraya gidebilir. 17 1.700 liraya gidebilir. Veya buradan düşer 3 lira 5 lira seviyesine gelir. Bunu bilmek mümkün değil. Zaten amacımız o da değil. Sevgili arkadaşlar. Ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Nasıl ki bu fiyata piyasa karar veriyorsa ama değere biz yatırımcılar karar veririz. Yatırımcı olarak değere yatırım yaparız arkadaşlar. Fiyat alıp satmayız biz. Dolayısıyla bu değeri belirleyen de defter değeri, büyüme, fiyat arasındaki ilişkinin düzgün olması. Yani öyle bir yere yatırmalıyız ki 17 liramızı şirketin getirisinin üstünde bir getiri elde etmemiz lazım. Aksi takdirde enflasyona karşı yeniliriz. Sevgili arkadaşlar. Kastettiğimiz fiyat değil, dediğim gibi fiyatın ne olacağını bilmiyoruz. Fiyat alıp satanlara da diyecek bir şeyimiz yok. Ama şurada anlaşılıyor ki 1.84 kuruş öz kaynağı neden 9 katını veriyoruz? Değil mi arkadaşlar? Burada büyük bir büyüme beklentimizin olması lazım ki böyle bir büyüme var mı? Yok. O zaman bu gidişat doğru bir gidişat değil. Öyle gözüküyor. Yani burada sıkıntı oluşur. Ama şu beklentiniz varsa hani gelecekte işte %300-500 büyüyecek. Biz 506 büyüme olursa dedik eşit olur. 506'yı bırakın %300 falan büyüyeceğini düşünüyorsanız yine belki önden bir takım şeyler fiyatlayabilirsiniz. Böyle bir öngörünüz var mı? Varsa saygılar, yapacak bir şey yok. Yani siz böyle öngörmüşsünüz, tutarsa para kazanırsınız, tutmasa da zarar edersiniz. Yok, böyle bir öngörünüz yoksa o zaman fiyat makul seviyelere gelmeli arkadaşlar. Tamam mı? Bu piyasa değeri, defter değeri bu büyümeyi desteklemiyor. Bu kadar net. Dolayısıyla yatırım yaparsanız burada zarar edersiniz. Yaptığımız çalışmalar al, sat, tut tavsiyesi içermez sevgili arkadaşlar. Amacımız bu da değil dediğim gibi. Amacımız tamamen yaptığımız çalışma matematiksel işlemlerle alakalı. Matematik bize bunu söylüyor arkadaşlar. En son olarak şeyi söylemedim galiba, onu da söyleyelim. Bu 1.94 ne kadar sürede 17 lira 0.6 kuruş olur? %50.97 büyümeli. O da 5.4 yıl, yani 65 ay. Siz buna 17.06 vererek bu büyümeyle 65 ay sonraki öz kaynağı şimdiden satın almış olursunuz. Ben buna hava parası diyorum. Bu hava parası ne kadar kısa olursa süre o kadar iyi olur. Siz 65 ay sonraki hava parasını vererek burada riske giriyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ancak şirkette dediğim gibi işte mal varlıkları vardır, değerlendirme yapmamıştır, şudur budur. Bununla ilgili bir çalışma yapmadan, bunların tespitini yapmadan bu performansıyla şirket öz kaynaktan dolayı size bir
kazanç sağlayamayacak. Fiyat, dediğim gibi, fiyat da bizi ilgilendirmiyor. Olmamış diyorum tek kelimeyle, bu kadar. Arkadaşlar, videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olur, bildirimi açarsanız bu da sizin değerinize olur. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere, şimdilik hoşçakalın.